Anonim bir soru. Sayın Şengör merhaba. YouTube'da izlediğim videolarınızda Türkiye'de üniversite yok. Türkiye'de üniversite okumak 4 seneyi boşa geçirmek diyorsunuz. Ben şu an üniversiteye hazırlanıyorum. Hazırlananlar veya okuyanlar ne yapmalı sizce demişler. Okumasın mı? Aynen. Yurt dışında kendilerine iyi bir üniversite bulup gitmeliler. Avrupa'da üniversitelerin çoğu bedavadır. Oralara Hollanda'da değil vallahi hocam bize. Hiç değil. Hayır yani. Ama başka çoğu. Yerler var. Evet. Şimdi bu açıklama çok şey yaptı. Şimdi mesela şöyle bir çelişki yok mu? Şimdi İTÜ üniversite değil o zaman. Çünkü Türkiye'de üniversite yok. Ha. Eğitim kurumu üniversite diyelim. Olmuyor. Okay. Ben size örnek vereyim. İTÜ'nün ihtiyacı olan kütüphane parası sadece elindeki süreli yayınları devam ettirebilmek için bu sene 11 çok milyon liraydı. Hükümet 4 milyon lira yani. Dünyada da o dergicilerin bu büyük Elsevier vesaire o ayrı bir kriz zaten. Ama hayır baba bak 11 milyon nerede 4 milyon nerede? Tabii. Desteği de yok yani hem o hem de tuz biber haklısınız. Harvard'ın sadece kütüphane bütçesi 165 milyon dolar. Evet. Biz demiyoruz ki Harvard gibi olalım. Ama kardeşim 11 milyon lira isteyen bir üniversiteye Türkiye'nin en eski üniversitesine, Türkiye'nin en çok dünyada sesi duyulan adamların olduğu üniversiteye sen 4 milyon lira verirsen olmaz bu iş. Üniversite olmaz orası. Siz para topluyordunuz. Hala devam ediyor mu? Bir ona göre aval, varsa baş. Aval. Millet destek olmuyor. Bir tane zengin 5 kuruş vermedi. Ama burç yorumlarına bakmak için para verirler. Ne kadar ilginç ya. Ya üzüldüm. Ben sana ne diyorum? Gene şempanze kafesi. Türkiye bu noktada Amerika'ya benziyor değil mi hocam? Eğitime yapılan yatırım konusunda. Çok benziyor ya. Ama Amerika'da bir George Peabody'nin başlattığı bir filantropi geleneği var. Mesela Chicago Üniversitesi kurulurken Rockefeller tek çek vermiş. $1 milyon 1893'te. Bugünün milyarları. Tek çek vermiş. Özel sektörün büyük desteği var. Tabii çok iyi. Ve o zaman Rockefeller'a demişler ki, "Aa efendim çok teşekkür ederiz. Buraya Rockefeller Üniversitesi diyelim." Hayır demiş. University of Chicago. University of Chicago değil. Evet. Bu arada yayının tekrar olacak mı diyor arkadaşlar. Güzel bir haber vereyim. Spotify'da Gelecek Bilim'de kanalımız var. Oradan podcast olarak, sesli olarak dinleyebilirsiniz. YouTube'da Gelecek Bilim'de kayıt yüklenecek. Kliplerde alacağız. Onun dışında yayın bir 3 saate falan yüklenir. Hiç merak etmeyin. Bu bir yere gitmeyecek arkadaşlar. Evet. Dinleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Bize dediğim gibi Patreon'dan istediğiniz gibi destek olabilirsiniz veya abone olabilirsiniz. Her şey herkese açık. Biz bunu şey yapıyoruz yani yükleyeceğiz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Güzel sorular arıyorum şimdi içerisinde. Demokrasi yapmıyoruz orada. Her zaman teknokrasi yapalım biraz. Neler sorulabilir diye. Ha, mesela daha ucu açık bir şey. Jeolojiye yeni giriş yapmak isteyenler için kitap önerileri verebilir misiniz? Talha Altar Çağ sormuş. Hangi dilde istiyor? Herhalde Türkçe anladığım kadarıyla. Türkçe yok. Tamam o zaman İngilizce düşünelim. Değil mi? Yani İngilizce. Hiç mi yok falan demiş. Hayır İngilizce. Çok güzel kitaplar var. Yani Oxford'un Earth'ı var. Amerika'daki Physical Geology ders kitaplarının pek çoğu güzeldir ama yani Steve Marshak'in, benim sevgili dostum Steve Marshak'in çok başarılı bir Planet Earth diye bir kitabı var. Onu tavsiye edebilirim. İhsan Ketin? İhsan Ketin vallahi 1977'de yazdıydı kitabı. Kendisi hayattayken. Evet çok eski. Bir daha basılmasına izin vermediydi hocam. Şimdi tek basıyorlar, hocanın izni yok. Öldü adam. Çok iyi. Bütün bunlar nasıl adam edilebilir? Evet, onu konuşmak lazım. Çok bununla ilgili olabilir. O zaman yine konuşmuştuk seninle. Hocam, bununla ilgili bir yol haritanız diyorsunuz ya, üniversite yok Türkiye'de. Peki ne yapalım? Buyurun, bir çözüm önerisi sunar mısınız? Benim çözümüm yok. Çünkü halk istemiyor. Olamazsınız. Halk istemiyor. Ama hocam, halka bakarak da bir şey yapamayız diyorsunuz. Hani demokrasi konusunda. Ben aynı fikirdeyim ama sana parayı verecek adam halkın oyuyla geliyor. Senin kadronu tayin eden adam halkın oyuyla geliyor. Senin kontenjanını tayin eden halkın oyuyla geliyor. Ne yapacaksın? O zaman halk istemese bile baştaki istese yine olur ama o baştaki de istemeyince olmuyor. Baştaki istemiyor. Baştaki halkın çocuğu ya. Kendine bir büyük bütçe. Doğru.
Yani evet. Çözümüm yok diyorsanız ben üzerine zaten bir şey diyemiyorum. Ben hoca teşhis koyuyor sadece. Hoca teşhisi koyuyor. Şey konusunda hocam umutlanıyorum ara ara. Diyorum ya bir şeyler yapıyoruz. Mesela savunma sanayinde iyi gidiyoruz hocam. Yani iyi de öldür hakkını yeme. Tamam iyi alar siyalar vesaire. Gerçekten bu da gereklilikten dolayı. Ama bilim alanında temel bilimlerde iyi gitmiyoruz. Ama bu da olamayacak bir şey değil. Bir şeyler var görüyoruz. Ama ben de arada derede kaldım hocam. Ne yalan söyleyeyim. İTÜ Enerji Enstitüsü mesela gözümü oraya kestirdim. Oraya gelin diyorum. Korkuyorum. Bir şey yapamıyorum. O yüzden ben çözüm bulamıyorum diyorsanız. Bugünlerde hiçbir yere gelme. Otur oturduğun yerde.